Anadolu'nun tektonik yapısı diye tabir ettiğimiz fay kırık sonlarına baktığımız zaman bu gibi hareketliliğin dönem dönem belli bölgelerde yoğunlaştığını görüyoruz. Bu yoğunlaşmanın en önemli sebeplerinden bir tanesi de bölgesel gerilmelerin ya da yerel gerilmelerin artması neticesinde bu tür yoğunlukları görmek bizim için normal. Öyle çok fazla da bir deprem olduğunu söyleyemeyiz. Ancak yaklaşık 4 Şubat'tan bu yana 150'ye yakın mikro deprem diye tabir ettiğimiz küçük depremlerin bu bölgenin gerilme ortamına bağlı olarak oluştuğunu görüyoruz. Tabii bu herhangi bir halk arasındaki tabiriyle büyük bir depremin ya da farklı bir kuvvetli yer hareketinin öncüsü ya da belirteci olduğunu söylememiz mümkün değil. Kaldı ki o bölgede bölgenin aktif faylarına yakın ya da bu depremleri üretecek bir fay görülmemekte. Zaman zaman bu gerilmelerin neticesinde bu küçük depremlerin oluşturduğu yeni bir fayın ortaya çıktığını söylemek söz konusu olabilir. Tabii daha detaylı yer bilimleri çalışmasıyla ortaya çıkacak olan bir durum. Biz bunu Doğu Anadolu'da da görebiliyoruz. Batı Anadolu'nun farklı bölgelerinde de görebiliyoruz. Biga zaten oldukça karmaşık bir bölge. Yani Türkiye'deki tektonik yapılar içerisinde farklı tektonik rejimlerin geliştirdiği ciddi bir gerilme alanlarını oluşturan karmaşık bir bölge. Dolayısıyla bunu herhangi bir yere olumsuz anlamda çevirmek pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Vatandaşımız da yönetimler de hep Marmara'ya, İstanbul'a yönelik olarak meraklı bir takım soruları soruyorsunuz ama ben artık bundan sonra İstanbul ya da Marmara depremi değil, beklenen Anadolu depremi olarak ya da Anadolu depremleri olarak düşünmek istiyorum. Bunu Maraş depreminde de gördük, daha önce Van depreminde, İzmir depreminde gördük. Dolayısıyla bir depremin bir başka depremle ilintisini ortaya çıkartabilecek fayların hareketleriyle doğrudan bir bağlantı söylememiz çok zor. Çünkü çok küçük bir hareketlilik. Farklı sebeplerden kaynaklanabiliyor. En önemli sebebi burada oldukça boyu kısa ve geometrisi oldukça dar bir alanda gelişen bir faylanmanın ortaya çıkardığı küçük mikro depremler. Yani buradan İstanbul ya da Marmara ile alakalı bir yükleme, bir gerilmenin olması söz konusu olduğunu zannetmiyorum.